Merhaba değerli izleyenler. Önemli gelişmeler yaşanıyor hem Kürdistan'da hem Türkiye cephesinde. Bakacağız bugün gün içerisinde neler yaşandı. Çok önemli açıklamalar var. Hem Türkiye siyasetinde önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz Türkiye milli takımı oyuncusu bir e, ülkücü işareti yapmıştı. Ceza verdiği UEFA ona ilişkin açıklamalar var. Erdoğan açıklaması var, Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Ve Avrupa Konseyi bugün önemli bir adım attı. Öcalan dosyasını yeniden görüşecek. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavar ile ilgili dosyayı da tekrar gündemine aldı. Onun detayları var. Kürdistan'da tabii ki önemli gelişmeler yaşanıyor. Ve Rojava ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin çarpıcı birkaç açıklaması birden geldi değerli izleyenler. Bu arada Türk Devleti'nin sevkiyatı da devam ediyor. Yeni görüntüler geldi. Hebege Basın ve Merkezi'nden bütün bu detayları görüntülerle birlikte sizlere paylaşıyor olacağım değerli izleyenler. Şimdi dilerseniz yayınımıza başlayalım. Evet değerli izleyenler ilk haberimiz Dem Parti Emek ve Adalet kampanyasıyla ilgili bir açıklaması. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinden emek ve adalet kampanyasını başlatacaklarını belirterek herkesi kampanyamıza katılmaya bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyoruz dedi. Evet gündem oldukça sıcak değerli izleyenler çünkü Erdoğan ile Esad arasındaki görüşmelere ilişkin yeni gelişmeler var. Evet Erdoğan Esad'a adeta yalvarmaya devam ediyor. Yeni bir sürecin başlangıcı olabilir dedi Erdoğan. Gerekirse Esad'a yeni bir davet, yeni bir çağrı da yaparım dedi. Evet gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek istediğini tekrarladı ve bir davette bulunabilirim dedi. Ve Erdoğan şöyle devam etti. Bizim Sayın Putin ile Beşar Esad'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir. Sahada son zamanlarda sağlanan sükunet, akıllıca politikalar ve ön yargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir. Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK, PYD, YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlaması bir sorundur dedi Erdoğan ilginç bazı cümleler daha kullandı Erdoğan. El ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması Suriye'nin geleceğini inşası için mühimdir. Suriye'nin demokratik e, altyapısının inşası kapsayıcı ve onurlu bir barışın sağlanması ve tüm bunlara Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde yaklaşması önemlidir dedi Erdoğan. Şimdi değerli izleyenler tabii ki uzun bir Suriye açıklaması var. Diyor ki biz komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatmaya devam ediyoruz diyor. Farkında mısınız? Daha önce bu adamın Suriye ilgili rejime ilişkin söyledikleri tamamen unutuldu. Ya da Esad'a terörist dedi ya da Esad'a diktatör dedi, katil dediği Unutuldu. Şu anda Esad'la görüşmek için her şeyi yapıyor. Erdoğan'ın derdi gerçekten Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlamak mı? Erdoğan'ın derdi gerçekten de Suriye'de iç barışı sağlayıp müreffeh bir Suriye istemek mi? Biz bilmiyoruz. Gerçi biz biliyoruz ve bizden daha iyi aslında Suriye hükümeti de biliyor. Esad da çok iyi biliyor ve Erdoğan. Bir kez daha bugün e, gerekirse ben Putin'le birlikte çağrı yapacağım dedi. Şimdi o yukarıdan okuduğum mesaj da önemlidir. Eğer Putin gerçekleştirirse diyor bir ziyaret Türkiye'ye orada Esad'a çağrı yapacak. Esad ile Putin birlikte Türkiye'ye gelsinler. Her canım. Zaten esas senin ayağına gelecek. Böyle bir şey beklemek tabii ki mümkün değil de. E, fakat Suriye cephesine baktığımız zaman ben birazdan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rojava ile ilgili yaptığı açıklamada Suriye ilişkin yaptığı çok çarpıcı bir açıklama var. Bu da sanırsam Türkiye yani Erdoğan ile Esad'ın yakınlaşmasını biraz da andırıyor. O maraya gelen bir açıklama var. Onu da sizlere paylaşacağım. Fakat Erdoğan hayallerini kurmaya devam etsin. Suriye'den gelen sesler var. Yani her şeyden önce işgal ettiğiniz topraklara aramızdan çıkın ve Erdoğan Esad görüşmesi gündeme geldiği andan itibaren biliyorsunuz Suriye'yi işgal etmiş Rojava'yı işgal etmiş işgalciler var yani çeteler var onları da büyüten besleyen Erdoğan'ın ta kendisidir şimdi Erdoğan onları ne yapacak onları Suriye'ye mi teslim edecek ya da onlara karşı bir savaş başlatacak biz bilmiyoruz. Erdoğan da ne yapsa yeridir. Her an her şey yapabilir bu konuda. Ee, hani bunun bazıları diyor ya milli menfaatimiz gereği. Sizin milli menfaatınız yalan söylemek değildir. Yani bir ülkeyi yalan söyleyerek idare edemezseniz Buna milli menfaat falan denmez. Buna resmen e, dubaralık denir. İki yüzlük bir politika denir. Başka da bir şey denmez. Şimdi Erdoğan bugün başka bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Onu da e, sizlerle paylaşayım. Meri Demiral diye bir futbolcu var. Türk milli takımında oynuyor ve o milli takımda gol attıktan sonra bir ülkücü işareti yapmıştı biliyorsunuz ve o gündeme oturdu. Ve <laughs> Erdoğan ona ilişkin dedi ki kimse Almanların formalarında kartlar var diyor mu? Kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var. Niye horozlanıyorsun diyor mu? Bu arada Meri heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum İçişleri Dışişleri Bakanımız bunların yetkililerini çağırdılar. Gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü biz sadece sağdan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Tefkara'da bir durum olmazsa maça gitme kararımız olabilir. Yani maça gidebilirim dedi. Şimdi Erdoğan'ın şaşırdığı bir şey var. Erdoğan Türk Milli Takımının amblemini de bilmiyor. Yani formanın formayı da görmemiş gibi davranıyor. Formanın üzerinde sadece Türk bayrağı var. Başka bir şey yok. Alman formasının içerisinde Alman bayrağının içerisinde kartal resmi var. Yani formanın üzerinde yok. Erdoğan'ın karıştırdığı Fransız formasının üzerinde horoz falan diyor ya. Erdoğan ya formaları tanımıyor ya da halkı böyle yalan söyleyerek kandırıyor. Yani yiyor, millet yiyor. Şimdi Türk milli takımının üzerinde, Türkiye milli takımının formasının üzerinde ülkücü işareti mi var ki o futbolcu ülkücü işaretini yapsın? Yok. Peki neden bunu normallaştırıyor? Çünkü Erdoğan kendisi ülkücü. Evet Erdoğan kendisi şu anda bir numaralı ülkücü. Böyle. O yüzden arka çıkıyor. Türkiye sembolüdür diye ülkücü bir avuç, ülkücü çıkmış. Aç, sefil, perişan bir avuç ve birçoğu da pis işlere bulaşmış. O erkçi, şövenist, milliyetçi, erkçiler çıkmışlar. Efendim Türk'ün sembolü kurt işaretiymiş. Bu ülkücü işaretiymiş. E o zaman bütün Türkler faşisttir yani. Eğer buysa, gerçekten bunu kabul eden Türk, ben faşistim diyor. Çünkü bu faşizmin kurduğu bir e, işarettir. Türklükte eğer Türklük bu kurt işaretine bağlıysa vay Türklerin haline yani. Ee, ve bütün Türkiye'yi dünya aleme rezil ettiler bu işareti yapmakla. Ama biz şey dedik ya olur mu? Yani şimdi tamam Tayyip Erdoğan diyor maça çıkalım, kazanalım da peki ya Devlet Bahçeli bu işe ne diyor? Ya Devlet Bahçeli bu işe karşı çıkarsa Erdoğan sen ne yaparsın diye tam da o açıklama biraz önce geldi değerli izleyenler. Hollanda maçı ile ilişkin maça çıkmayın dedi ve aynı şu cümleyi kullandı. Devletül Bahçeli. Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve milli futbol takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli hassasiyetimize en uygun seçenek olacak. Yani dedi ki ya biz zaten yenileceğiz Hollanda milli takımından 3-5 gol, gol yiyip rezil olacağımıza gel kardeşim yol erkenken biz de en iyisi bu işten geri dönelim demeye getirdi ki öyle yani. Hollanda karşısında Türkiye'nin maç alması mümkün mü? No. E peki değilse o zaman en akıllısı ne düşüne aslında devlet başkanının kendisidir. Yani zaten Meri Demiral rezil oldu. E faşist bir kişinin milli takımda yer alması bir ya hangi Kürt Allah aşkına hangi aklı başında Türk gibi bir faşist milli takımı destekler? Milli takım ayrı, Türk milli takımı ayrı. Bakın Türkiye milli takımı desen okey herkes var, Kürt'ü e de var, Türk'ü de var bilmem ne. Ama bu Türk ırkçılarının milli takımı oldu artık. Ülkücülerin milli takımını hangi Kürt destekler ya? Hiçbir Kürt ülkücülerin milli takımını desteklemez. Faşistlerin ırkçıların milli takımını asla bir Kürt hatta bir Türk de yani aklı başında olan bir Türk de desteklemez. Böyle yani. Dolayısıyla niye? Bu ülkücü Demirala ülkücü işareti yaptığı için UEFA iki maç oynamama cezası verdi. Beşti ama daha sonra toplantı yaptılar, toplantı yaptılar, toplantı yaptılar bunu ikiye indirdiler. Kesin ceza. Ve niye bu cezayı verdiler? Ülkücü işareti bütün dünyada yasaklı olan bir işarettir. Hele ki Almanya'da ülke ocakları hakkında soruşturma varken ve bunun faşizmi temsil ederken bunu yapmak mümkün değildir. Şimdi Alman milli takımı içerisinde düşüncesinde diyelim ki böyle işte Hitler'e böyle sempati duyan birileri var ise ki yok. Var ise diye düşünelim. O adam Hitler işareti gol attıktan sonra yapsa ne yaparlar? O anında kelepçeyi vurup cezaevine atarlar. Çünkü suçtur Almanya'da. Aynı şekilde bu ülkücü işareti de Almanya'da sembolü suçtur ya. Bu adam çıkmış Almanya'da ülkücü işareti yapıyor. Bütün milli takımı dünya aleme rezil ettiler. Dünya aleme. Neyse değerli izleyenler devam edeceğiz. Önemli gelişmeler var. Güzel, sevindirici haberler de var. İngiltere ile ilgili bir haberle devam ediyoruz. İngiltere seçimlere gitti değerli izleyenler. Ve yapılan genel seçimlerde Kürt kadın siyasetçi Feryal Klar İşçi Partisi'nden milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. Evet İngiltere'de dün yapılan seçimlerde İşçi Partisi tarihi bir rekor kurarak Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarını yerle bir etmiş ve tek başına iktidar olmayı başarmıştı değerli izleyenler. Bütün Avrupa aslında aşırı sağ teslim olurken, sağ partiler iktidara gelirken, faşistler iktidara gelirken İngiltere'de inanılmaz bir gelişme yaşandı. Tam 410 sandalye alarak İşçi Partisi tek başına iktidara gelmeyi başardı ve muhafazakarlar ancak 119 sandalye arabildiler değerli izleyenler. İşte bu 410 sandalyenin içerisinde o sandalyelere oturan bir Kürt kadını var ve o kadın Feryal Clark Kürt milletvekili olarak İngiltere Parlamentosuna girdi. Kendisine başarılar diliyoruz bizler de. Değerli izleyenler devam ediyoruz. Avrupa Konseyi çok önemli bir açıklama yaptı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 15 Şubat 1999 yılında e Rusya'sı bir komplo sonucu yakalanarak Türkiye teslim edilen PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin önemli bir karar devreye soktu. Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Mart 2014 tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın şartlı sarı verme hqqına sahib olmaq sizin ağırlaştırılmış müəyyəttə hapishə cəzasına məhkum edilməsini ümid haqqını yarı yani, Avropa İnsan Hüquqları Sözleşməsinə aykırı buldu. Yani dedi ki siz Türkiye'de, Türkiye olarak bir şahsa yönelik bir şahs için bir kanun çıkaramazsınız. Umut hakkı vardır. 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra o kişi belli bir yaştan sonra cezaevinden çıkabilir demişti. Ve bu üçüncü maddeye aykırı demişti. O gün bugündür Türkiye'den ses gelmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile ilgili umut hakkını doğrulayacak yasal düzenlemeler, düzenlemeler ve uygulama değişikliklerini sağlaması için Türkiye'ye dair denetim sürecini başlatmış, başlatmıştı. Şu ana kadar o denetim sürecine ilişkin de bir gelişme yaşanmadı. Ama Bakanlar Komitesi'nin Haziran ayı toplantısında Abdullah Öcalan'ın da içinde olduğu grup dosyanın, yeniden gündeme alınmasına karar verdiğini duyurdu değerli izleyenler. Bu önemli bir gelişme. Bakanlar Komitesi 17-19 Eylül tarihleri arasında yapacağı toplantıda Avrupa İnsan Hakları Derneği'nin aldığı, mahkemesinin aldığı bu kararları yeniden gözden geçirecek ve komite gerekli gördüğü takdirde kararın neden uygulanmadığına dair Türkiye'den bir izahat isteyebilecek. Şimdi değerli izleyenler 17 ile 19 Eylül arasında yapılacak bu toplantıda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş dosyaları da yerinden gündeme geliyor. Ve biliyorsunuz daha önce de komite Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın derhal koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yapmıştı. İşte yeniden gündeme getirecekler. Komite daha önce de bu kararları uygulanmayan Türkiye'ye ihtar vermişti. Bakalım Eylül ayından sonra nasıl bir yol izlenecek. Şimdi değerli izleyenler Kürdistan haberlerine bakalım. Korucularla ilgili bir haber. Evet devletli ve ona bağlı çetelerin işgalindeki Afrin Türkiye'deki ırkçı saldırılar nedeniyle protestolarla devam ediyor. Afrin'deki durumda gergin orada özellikle Esad Erdoğan görüşmesi gündeme geldikten sonra ve Türkiye'deki ekçiler, ekçi saldırılar yapıldıktan sonra Efrin'de de protestolar başladı. Ve e, ANEF'e bir haber paylaştı. Alınan bilgilere göre protestoların başlaması üzerine Ahmet'in Hezro yani Hazro ülkesinde bazı koruculardan Efrin'e gidilmesi isteniyor. Eyndar ve Dedaş mahallelerindeki bazı korucular Efrin'e gitmek istemediklerini ve bu yüzden de istifa ettikleri haberi geldi. Şimdi Amedya'ya gece yarlarından itibaren sevkiyat devam etti. Değerli izleyenler, Güney Kürdistan'daki ZAP, Avaşin ve Metina bölgelerine dönük saldırılar aralıksız devam ediyor. Rojnif'te yer alan habere göre saldırılarını daha da kapsamlı bir hale getirmek isteyen Türkiye son bir haftada Federal Kürdistan bölgesi kenti olan Amudiye'ye yüzlerce zehirli araç ve ağır silah sevk etti. Bu kapsamda da dün gece saatlerinde çok sayıda zırhlı araç ve askeri bölgeye gittiği görüntüler paylaşıldı ve ilginç olan da sevkiyatın KDP kontrolünde yapılması için yapıldığı, sevkiyatın yapıldığı noktaların da KDP kontrolünde olduğu gelen bilgiler arasında. Şimdi değerli izleyenler, önemli bir gelişme bu da herkesin beklediği Rojava'da seçimler olacak mı? Rojava'nın durumu ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri Rojava'dan çekilecek mi diye herkes bir soru soruyordu biliyorsunuz. İşte bu soruların cevabı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Evet Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı yakın doğu ilişkilerinden sorumlu o, müsteşar yardımcısı e, Dişleri Bakanlığı görevlisi kendisi. Ethan Goldrich e, Rudav'dan Diyar Kurda'ya sorularını cevapladı değerli izleyenler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Devletleri Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine ilişkin cevap verdi. Evet Goldrich Suriye'den çekilmeyi planlamıyoruz dedi ve Daesh'in yeniden dirilmesini engellemeye yönelik misyonumuzu yerel ortaklarımızla yani YPG ve Demokratik Suriye güçleriyle işbirliği içinde sürdürmeyi ve tamamlamayı düşünüyoruz dedi. Suriye ve Akdeniz'den sorumlu olan birimin yetkilisi e, kendisi Goldrich. Politikamızın bir ayağı da Daesh'le karşı mücadele etmek ve Daesh'in yeniden canlanmasını önlemektir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Suriye'deki varlığı özellikle Daesh'in yeniden canlanmasını engelleme çabasına yöneliktir ve biz de bu amaçla yerel ortaklarımızda yani YPG ya da Demokratik Suriye güçleriyle ortak çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ ile mücadele etmek üzere başta Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde olan Rojava olmak üzere Suriye'de toplam 900 askeri bulunduğu söyleniyor. Suriye'de siyasi bir çözüme destek vermek istediklerini de belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yetkili Goldrich Anayasa Komitesi'nin yerinden toplanması gerekiyor dedi. Evet öte yandan Suriye'nin komşularının ve Arap ülkelerinin Suriye ile normalleşme adımlarını da değerlendirdi. ABD'li yetkili dedi ki kesinlikle rejimle normalleşmeyi desteklemiyoruz. Ve hiçbir şekilde rejimle normalleşmeyeceğiz dedi. Bakınız değerli izleyenler biraz önce Erdoğan'ın açıklamasını ve Erdoğan'ın Esad'a nasıl yalvarır hale geldiğini aktarırken Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ın Esad'a görüşmek istediğini bildiği için de aslında burada bir anlamda Erdoğan'a da bir mesaj veriyor. Şimdi Esad'la birleşen Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği, kesinlikle istemiyoruz normalleşme bizim için söz konusu değil dediği bir Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arası nasıl olur onu siz düşünün. Ve Rojava özel yönetiminin geleceğine dair de bir açıklama yaptı. Goldrich, Suriye'nin toprak bütünlüğünü Evet biz de destekliyoruz dedi ve şu cümleleri kullandı. Suriye yönelik tüm siyasetimiz Suriye'nin geleceğinde tüm Suriyelilere söz hakkı tanınmasını öngören bir çözümdür. Kuzeydoğu'daki yani Rojava'daki tüm kesimlerin şu anda bile Daesh'ten ve rejimden kurtarmış olmasından bu yana bu alanların tüm kesimlerin bir parçası olduğu kapsayıcı siyasi faaliyete sahip olması ve tüm kesimler arasında diyalogun olması bizim için önemlidir dedi. Ve değerli izleyenler devam etti. Rojava'da seçimler olacak mı? Bu soruyu herkes soruyor. Rojava Özel Yönetimi 8 Temmuz'da, Ağustos'ta bu seçimi yapacağız demişti. Ve bir haftadır da bir açıklama gelmediği için doğrusu. Ama anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri ile Rojava Özel Yönetimi arasında bu konuyla ilgili kapsayıcı görüşmelerin devam ettiği Yönünde. Çünkü buradaki açıklama net. Özel yönetimin yapmayı düşündüğü seçimlere ilişkin e, sorulan soruya da e, Goldrich dedi ki bizim endişeli olduğumuz konulardan biri bölgede seçim olacağı ihtimali. Biz özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı bir seçimin yapılabileceği ortamının olmadığı kanaatindeyiz. Şartların uygun olduğunu düşünmüyoruz. Kuzeydoğu Suriye'de bir seçim olmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Şimdi değerli izleyenler bakınız burada açık bir şekilde Rojava özel yönetimine bir göz daha var. Yani arka plandaki görüşmelerde çıkan sonuç sanırsam sonucun cevabıdır. Amerika açık bir şekilde geçtiğimiz dönemde de aslında bir ay öncesi yapılması planlanan seçimler içinde aynı cümleler kullanılmıştı. Yine de aynı cümleler kullanılmış ve muhtemelen görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri bazı şeylere hazır değil ya da bir şeyler, bir sonuç, bir şeyler bekliyor ki özel yönetime de burada açıkça diyor ki efendim daha şartlar uygun değil, yapmayın diyor. Yani yaparsanız da biz bu işe karışmayız. Zaten böyle demesi demek Türkiye'nin tehditlerinin e, yerini bulduğunu anlamına geliyor. Yani şunu söyleyelim kısaca. Kanımca bence de bu açıklamadan sonra ki özel yönetimle de mutlaka görüşmeler de yapmışlar. Seçimin tekrar ertelenebileceği yönünde bende bir kanat oluştu. Önümüzdeki hafta bu netleşecek. Bakalım birkaç gün içerisinde zaten bu durumun netleşmesi bekleniyor. Şimdi değerli izleyenler evet çatışmalar var çatışmalar devam ediyor dedik. Bölgede önemli görüntüler de gelmeye başladı. HPK e basın ve itibat merkezi çatışmalara ilişkin dün açıklama yapmıştı. 7 askerin öldürüldüğünü duyurmuştu ve çembere alınan asker timlerinin olduğuna yönelik yine bilgiler paylaşmıştı. Ve Gerilla TV YCAS'lar güçlerinin ZAP alanda gerçekleştirdiği eylemin görüntüsünü paylaştığı değerli izleyenler ANF'de bu haber yer aldı bu görüntüyle birlikte. HPG Basın ve İltimat Merkezi aynı zamanda kısa da bir açıklama yaptı. Açıklama aynen şöyle. Saat 19.10'da, saat 09.10'da Sergeli'deki işgalciler bir araya toplandığında ağır silahlar ile hedeflenerek vuruldu. Bu eylemde iki işgalci cezalandırıldı, altı işgalci yaralandı ve işgalcilere ait cephane imha oldu. Bu eylem yajaslar güçlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Şimdi değerli izleyenler görüyorsunuz, ekranda izliyorsunuz ve e, şu anda izlediğiniz bölgede askeri üsler sanırsam intihar dronlarıyla bu eylemleri gerçekleştiriyorlar. Yani artık biliyorsunuz son dönemlerde o bölgelerde siha uçurmak mesele oldu. Havalanan sihaların neredeyse tamamı HPG güçleri tarafından düşürüldü. Şimdi yeni bir taktik yapıyorlar HPG, PKK ya bağlı gerilla gücü. Yeni bir taktik şu anda deniyor ve dronlarla intihar saldırıları gerçekleşiyor. O yüzden karakollar hedef alınıyor, asker gruplara hedef alınıyor. Şu anda da gördüğünüz, ekranda gördüğünüz o görüntülerden biridir ve askerlerin konumlandığı, ağır silahların da konuşlandırıldığı yine bölgelere bakınız gördüğünüz gibi Füzelerle bu kez bir saldırı gerçekleştirmişler ve o füzeler iki iki noktaya füze atıyorlar ve ikisi de hedefini tutturuyor. İşte burada askerlerin öldüğü ve yaralığına bilgisi geliyor. Şimdi tabii ki başka görüntüler de var, sevkiyat görüntüleri var. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'da yapmak istediği ya da Güney Kürdistan'daki asker sevkiyatının ne anlama geldiği. Bugün yine bir bilgi daha geldi o da, Ormateli bölgesine özellikle çok yoğun bir askeri sevkiyat yapılmış ve o askeri sevkiyatın içerisinde onlarca tank bulunduğu bilgisi geliyor. Yeni askeri üsler yapmışlar. Yani bölgeyi tamamen şu anda KDP'nin kontrolünde olan ya da Peşmerge, KDP Peşmerge'sinin kontrolünde olan bölgelerde aktif bir şekilde üs yapmaya başladı. Türkiye. Evet değerli izleyenler önemli gelişmeler vardı dedik. O yüzden size aktardım. Tabii ki bu şu anda yayınladığımız bir canlı yayın değil. Yani bu canlı bu yayınlanmadan yaklaşık bir saat önce kaydettim bir haberdir. Umarım yarından itibaren yeniden eskisi gibi yine canlı yayında daha uzun yayınlarla birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize saygılar sunuyorum. Yayını da umarım ki beğenmişsinizdir ya da unutan arkadaşlarımız varsa, arkadaşlarımız varsa onlara da hatırlatalım. Kendinize iyi bakın. Saygılar. İyi akşamlar.